Bravo sana Murat. Ne? Bana da koysana. Ya bırak şimdi bunu da. Ne oluyor, ne bu halin? Telefonda sesin çok kötüydü. Evet, kötüyüm. Ayşegül'e iş bulmuşsun. Dergi işini mi diyorsun? Dergi işini diyorum. Sen Ayşegül'e iş buluyorsun. Naci mahkemede tanıklık ediyor. Kız ev ev diye benim üstüme yürüyor. Ne? Geldi üzerime yürüdü ev ev diye. Ne demek Naci mahkemede şahitlik yapacakmış? Vallahi ben de anlamadım. Medya Hanım geldi, bunu anlattı. Yani onun da ne dediği belli değil ki, kafası gidik olduğu için. Ne iyi de kendi başı da yanar, deli mi bu adam? Deli herhalde. Zaten bizim çevremizde bir tane normal insan yok ki. O ev işini de unut. Hayal o, söyleyeyim sana. Ne ev işi? Ben... Neden bahsediyorsun? Ha, sen onu da bilmiyorsun. Medya Hanım'ın parlak fikirlerinden biri. Sen şu işi bir anlatsana bana. Naci mahkemede şahitlik yaparsa iyice rezillik olur. Bulacağız bir çaresini, sakin ol biraz. Ne bulacağız çaresini? Yeter artık ya. Senin elini biraz kuvvetlendirmemiz gerek. Ayşegül can aşkına da bir nokta konulması gerekiyor artık. Yeter, tahmin edemiyorum. İyi de nasıl? Ne yapıyorsun? Bu saatte kimi arıyorsun? Avukatı. Evle ilgili bir şey mi soracaksın? Hayır, evden çok daha değerli bir şey hakkında konuşacağım. Bu işin bu kadar kolay olabileceğine ben bile inanmadım Elif. Avukatın dediklerini anladın değil mi? Yalnız bak, bu sadece tehdit olarak kalacak ha. Fazla ileri gitmek yok yani. Anladın mı? Murat, bak sana ne göstereceğim. Elif, sen istersen içeride bekle, ben geliyorum. Tamam, pardon. Murat gel, bak. Ünlü modacı Elif Güvener'in eşi oyuncu Can Tekin... Eski eşi Ayşegül Dinç ile sarmaş dolaş görüntülendi. Murat, ne oluyor? Sen değil miydin elimizin güçlenmesi lazım diyen? Al işte, bundan daha iyi ne olabilir? Boşanma arifesindeki Can Tekin eski karısıyla el ele yakalanıyor. Elif, sen neye seviniyorsun? Nasıl yani? Görmüyor musun Elif? Görmüyor musun? Murat, şimdi zayıflığın sırası değil. Kendini bırakırsan toparlayamayız. Ne istiyorsun benden? Ya kendine gelmeni. Dün akşam yaptığımız plan için çalışmaya başlamanı istiyorum. Avukat bekliyor seni. Acele etsen iyi olur. Sen gelmiyor musun? Ya yok, ben önce bir şirkete uğrayacağım. Daha sonra haberleşiriz. Ya niye ben her şeyi tek başıma yapıyorum? Ne yapmamı istiyorsun Elif? En azından yanımda olabilirsin. Neyse, ben gidiyorum. Hoşça kal.
Hoş geldin Murat. Girsene. Neyi kutluyoruz? Zaferimizi. Zaferimizi mi? Sen benden habersiz ne yaptın Elif? Otur, anlatacağım. Önce bunu aç. Ya bir dakika, bir dakika. Sen bütün bunları bana haber vermeden hangi ara yaptın ya? Ne önemi var Murat? Sorun çözüldü mü çözüldü. Can artık benden boşanmayı göze alamaz. Ya sen delirdin mi? Çocuğu almak ne demek ya? Mahvolmuştur Ayşegül. Ne Ayşegül Murat, iyi misin sen? Bu planı yapan, beni avukatına gönderen sen değil misin? Ben bu işi sadece tehdit olarak kullan dedim sana. Tutup da çocuğu almak ne demek ya? Ben sadece sana gözlerini korkut dedim. Murat, gözleri korkmuyor. Farkında değil misin? Korkmuyorlar. Sen delirmişsin. Sen bu işi fazla ciddiye almışsın. Sen ne? Her şeyi ben tek başıma mı yapıyorum? Sen beni neyle suçluyorsun? Bu kim? Dur. Ben bakacağım. Murat Bey. Bakıyorum da her taşın altından siz çıkıyorsunuz. Nereye? Hı? Yoksa ben geldim diye mi gidiyorsun? Çok ayıp ama. Murat Bey. Tamam tamam. Sen git işine bak, ben girdim. Ya Murat, öresene artık şu kızlara ya. Her seferinde beni bekletiyorlar. Elif, ne farkında mısın bilmiyorum ama burası bir iş yeri. Ne oldu? Niye yine bozuksun bana? Elif, ne oldu? Neden geldin? Bak, birazdan önemli bir toplantım var. Can. Ne olmuş canım? Güya eve geri döndü. Davayı geri çekmek için avukata vekalet vermeye gidecektik. Adam ortadan kayboldu bir anda. Ne demek o? Nasıl kayboldu? Aşağı indim, baktım gitmiş. Arıyorum, telefonlarımı da açmıyor. Bak sana söylüyorum, kesin Ayşegül'ün yanında. O yüzden açmıyor telefonumu. Murat, artık oyuna girmenin zamanı geldi. Bırak artık şu gururu kırılmış erkek triplerini ya. Beni uzaktan izlemeyi kes, sen de oyuna gir. Bir şekilde yakınlaş Ayşegül'le. Çünkü ben bittim artık. Yine açmıyor. Hatta meşgule veriyor. Çünkü Ayşegül'ün yanında. Ben gidiyorum Murat. Sen de bir an önce bir şeyler yap. Sadece benim çabamla bu kadar oluyor. Cem Bey, şu bizim sponsor olduğumuz resim sergisi var ya. Evet evet, Nişantaşı'ndaki. Oraya sizin dergiyi temsil eden Ayşegül Dinç gidecek. Yani sanatçıyla konuşur, yazısını yazar falan. Hayır hayır, ben söyleyeceğim kendisine. Anladınız değil mi? Tamam, peki, teşekkürler. Seni görmeme izin vermiyorsun. Sana ulaşmak için başka bir şans bırakmıyorsun Ayşegül. Aa. Ben bunu nasıl görmemişim? Ayşegül Hanım, dergimize hoş geldiniz. Ben derginin editörü Deniz.
Bundan sonra yazıları direkt olarak bana göndermenizi rica ederim. Ben cevap yazayım ya. Ayıp oldu. Merhaba Deniz. Hanımlı bey mi? Hanımdır herhalde. Merhaba Deniz Hanım. Nazik. Sesinizden dolayı teşekkür ederim. Bundan sonra direkt olarak yazılarımı size göndereceğim. Göndereceğim yazayım. Deniz Hanım'a. Ayşegül Hanım, bu akşam bir sergi açılışı var. Dergimizi temsilen sizin gitmenizi ve bir yazı kaleme almanızı rica ediyorum. Ne dersiniz? Tabii Deniz Hanım, seve seve. Serginin adres ve saat bilgileri ektedir. Ya bir dikkat eder. Murat? Ayşegül. Bir yerleri silebilir miyiz acaba? Bir de hanımefendiye peçete. Yok, gerek yok. Neyse. Ne yapıyorsun burada? Hayırdır? Yeni bir işe başladım. Bir dergide yazıyorum. Dergi ha? Haberim yoktu. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bu sergideki izlenimlerimi yazacağım işte dergiye. Peki, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Bunun burada ne işi var ya? Ayşegül Dinç. Buyurun. Merhaba. Dilerseniz size hem sergimizin yaratıcısı hem de sponsoruyla tanıştırayım. Belki yazınızda söz etmek istersiniz. İstemem mi? Yaf, burada gözüne far tutulmuş tavşan gibi bakınıyorum. Tamam, buyurun öyleyse. Tanıştırayım, Ayşegül Dinç. Kendisi dergi röportajı için burada. Beyefendi de İhsan Demir, ressamımız. Ben ne oldum? Ben de resimlerinize bayıldım. Henüz ayılamadım. Ve sergimizin sponsoru Murat Soykan. Sponsor demek. Murat Soykan tabii ki. Biz daha önceden tanışıyoruz. Ha,
Tamam, o zaman ben diğer misafirlerle ilgileneyim. İyi akşamlar. Siz İhsan Bey'le başlayın istiyorsanız, sonra biz devam ederiz. Değil mi Ayşegül? Murat, seninle röportaj yapacağımı düşünmüyorsun herhalde. Ya vallahi yapmak zorundasın Ayşegül. Çünkü sizin derginin bir numaralı reklamlarını biziz. Yani benim ne yapmazsan editörün de başım belaya girebilir. Yani tabii sen bilirsin. Tamam, profesyonelce konuşalım o zaman. Tamam, olur. Bekliyorum. İhsan Bey, başlayalım mı? Olur tabii, buyurun. İhsan Bey, bu kaçıncı serginiz? Vallahi bu benim İstanbul'daki 5. sergim. Maşallah, maşallah. Hepsi böyle mi? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ilginç bir röportaj oldu. Ay. Şimdi şunu sordum, bunu sordum, bunu sordum, bunu sordum, bunu sordum, bunu sordum. Evet, tamam. Şimdi seninle röportaj yapalım. Tamam, yapalım bakalım. Evet, dinliyorum. Ayşegül, bu nasıl röportaj ya? Benim bildiğim sen soracaksın ki ben de cevaplayayım. Yani öyle oluyor değil mi? İlla zorlayacaksın yani, tamam. Yani istemiyorsan o zaman ben gideyim. Yani... Hayır, tamam, istiyorum canım, istiyorum. Hani işimi yapıyorum sonuçta. Peki, bu ilk... sponsor olduğunuz proje mi? Biz şirket olarak zaten sanatı ve güzel olan her şeyi destekliyoruz. Ama ben kişisel olarak hayatımda çok önemli bir güzelliği kaybettikten sonra... Murat, yapma. Ayşegül, ne yapıyorum ben? Ya seni o kadar çok özlüyorum ki, elimde değil. Gözlerim gözlerinden anlamıyorum Ayşegül. İşte bunu yapıyorsun ya. Burada tesadüfen karşılaştık ve ben burada işimi yapmaya çalışıyorum. Tamam, haklısın. Özür diliyorum. Hadi gel, devam edelim. Başka projeleri de sponsor olmayı düşünüyor musunuz? Ben yalnızca seni düşünüyorum. Röportaj falan bitti. Ayşegül... Ayşegül! Hadi bin arabaya, bırakayım seni. Ya binmeyeceğim. Ayşegül bak, bu havada burada taksi, bu saatte taksi geçmez. Ya bırakayım seni, bin şu arabaya. Ya binmeyeceğim diyorum. Ayşegül hadi bırakın arkadaşımı. Hadi gel, bırakayım seni. Ayşegül, biz senin eskisi bir arkadaş olmayacak mıyız? Ben sana herhangi bir konuda yardımcı olamayacak mıyım? Bak, saçma olduğun farkındasın. İlla düşman mı olmamız gerekiyor Ayşegül? Hadi gel, bırakayım seni. Hadi, hadi. Yarın sabah. Tamam, görüşürüz. Tabii.
bu herif bu saatte burada ne yapıyor? Niye Elif'in yanında değil? Bana mı soruyorsun Murat? Nereden bileyim? Tamam, ben kendisine sorarım şimdi. Ya dur! Ayrıca sana ne? Sen bu saatte burada ne bekliyorsun? Ayşegül, sen ne yapıyorsun bu adamla burada? İş Can. İşten dönüyorum. Bu saatte. İşten geliyorsun. Bu herifin senin işinle ne alakası var? Sen hala bu herife hesap mı veriyorsun? Karışmasana sen. Sen karın yanına gitsene. Ya yeter! İkiniz de! Zaten benim derdim bana yetiyor. Allah kahretsin ya! Can! Bir bakar mısın? Deden aradı. Yarın İsa Elvan'la gidiyor. Sabah burada ol, tamam mı? Bir de bu gece Elif'in yanına git. Çünkü hiçbir şeyden şüphelenmemiz gerekiyor. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kalbim darma duman, senden iz yok.